Günaydın. Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Mert Gümüş. Özge Elvan'ın prodüktörlüğünü yaptığı Medyascope'un podcast'i güne başlarken de günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Balıkesir'de. Özel, partisinin il başkanlığını, Büyükşehir Belediyesi'ni, 6 Eylül ve Karesi ile Mustafa Kemal Paşa belediyelerini ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. YKS'ye katılan üniversite adaylarının tercih işlemleri bugün başlıyor. DEM Parti milletvekilleri, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda kayyumlarla ilgili açıklama yapacak. Timur Cihan Timur ve kendisini yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tokun, Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalarda gelişmeler devam ediyor. Savcının hakime sunduğu taslak metinde Eylem Tok için Türkiye'ye iade kararının da yer aldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın elini sıkmam sözleriyle ilgili konuştu. Özel, biz birinci parti olmanın sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı, dedi. Özel, belediyelerin gelirlerinin kesilmesine yönelik açıklamalar içinse ucuz oyunlar nitelendirmesini yaptı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir'in istifasıyla İyi Parti milletvekili sayısı 32'ye düştü. Ankara'da toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden toplu ulaşıma zam kararı çıktı. EGO, %40 zammın gerekçesinin doğal gazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının maliyetindeki artış olduğunu açıkladı. Gün içerisinde sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Medyascope'u sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. İyi günler.